İyi akşamlar. Bugünkü Manavgat Gündem TV'nin konuğu İyi Parti'den Manavgat Belediye Başkan adayımız Mustafa Erol. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ayağınıza sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, İyi Parti'de siz en geç açıklanan belediye başkanı adayı Manavgat'ta. Evet. 14'ten sonra herhalde bir ilk 14 açıklandı. Evet. Orada çok geç açıklanarak biraz geride başladınız yarışa. Ama biz sahada takip ediyoruz. Bayağı bir geziyorsunuz, bayağı bir kendinizi ifade ediyorsunuz. Evet. Ben sizi biraz araştırdım. Daha önce tanışmadık, bugün ilk tanıştık. Bir 10 yıl belediye başkan yardımcılığı var Zeynep Şenol'dan. Bir defa kamu yönetimi mezunusunuz. Marmara Üniversitesi, doğru, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Belediye işini, belediye başkanlığı işini yapacak biri varsa mesleki olarak çok şanslısınız. Artı 10 yılda bir tecrübeniz var. Evet. Diğer adayların mesleklerine baktığımızda bu size bir avantaj sağlıyor. Bu konuda ne kesinlikle düşünüyorsunuz? Şimdi dediğiniz doğru. Biz en geç açıklanan başkan adayız. Bunun sebebi en iyisini bulma şeklinde. Benim bazı sağlık sorunlarım vardı. Ben önce net olarak çıkıp ben aday adayım diyemedim. Daha sonra bu sorunlarımı hallettikten sonra 14 adayı da gördüm. Diğer partilerimizi çıkardıkları adaylarımızı gördüm. Çoğunu tanıyorum birebir. İncelediğim zaman 14 adayımızın da hepsinin mesleklerinde çok iyi, şans olarak, birey olarak çok çok iyi arkadaşlar olduğunu ama belediyecilikle ilgili bir tecrübeleri olmadığını, bilgileri olmadığını fark ettim. Arkadaşlarımızla da oturduk, ne yapabiliriz diye. Partideki arkadaşlarımız, Antalya'daki yöneticilerimiz, genel merkez yöneticilerimize kadar durum aksetti. Manavgat'ta kendi içimizde bu işi, belediye işini en iyi bilen kişi olarak arkadaşlar beni uygun gördüler. Görüşmelerimiz sonucunda gerçekten Manavgat'a olan sorumluluk duygumdan dolayı, yoksa şunu söyleyeyim, ben emekliyim. Bir arkadaşımla işletmekte olduğum 30 dönümlük örtü altı seramız var. Tropikal ürünler yetiştiriyoruz. Herhangi bir şeye ihtiyacım yok çok şükür. Maddi olarak. Ama evde oturup keyfime bakmak yerine ya da tatile gidip kendimi düşünmek yerine Manavgat'a olan sorumluluğum daha önce de olduğu gibi bizi bu yola çıkmaya mecbur bıraktı. Diğer aday arkadaşlarımız bu işi bilmedikleri için, belediye işini bilmedikleri için Manavgat'ın ehil ellerde olması gerektiğine de inandığımızdan yola çıktık. Arkadaşlarımızla beraber yöneticilerimiz, il yöneticilerimiz, genel merkez yöneticilerimizle oturduk. Ne yapabiliriz? Sonucunda ben çıktım. Biz çıktığımızda encümen meclis üyeleri listesinin ve belediye başkanı adaylığının ilçe seçim kuruluna verilmesinden bir gün önceydi. Sadece 24 saatlik bir süre kaldı bize. Biliyorsunuz ki meclis üyeliği için biraz zaman gerekli. Çünkü önceden evet bazı düşüncelerimiz vardı, görüştüğümüz kişiler de vardı. Fakat en son birisine bir teklifte bulunuyorsunuz. Ben bir düşüneyim, aileme bir danışayım, çevreme danışayım dediği zaman 2 gün, 3 gün gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bizim o hazırlık sürecimiz fazla uzun olmadı. Ama yine de çok iyi bir meclis listesi çıkardığımıza inanıyorum. Sahada da bunu meclis üyesi adayı arkadaşlarla gezerken toplumdaki karşılıklarını gördüğümüz zaman bunu da doğru yaptığımızı çok iyi anlıyorum. Diğer partideki bazı tartışmaların, dedikoduların bizde olmadığını herkes biliyor. Her kesimden arkadaşlarımız var meclis üyelerimizin içerisinde. Memleket olarak da değişik bir portföyümüz var. Meslek olarak da yine aynı. Geç çıktık ama o açığı biz çok çalışarak, arkadaşlarımızla birlikte çok çalışarak kapattık. Şu anda bizim sahada çalışan 4 ya da 5 tane ekibimiz var. Bir ekip benimle birlikte esnaf ziyareti, saha çalışması yaparken,
Diğer ekiplerimiz mahallelerde ev ev broşürlerimizi dağıtıyorlar. Bizi tanıtıyorlar arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza. Bu yüzden biz daha o açığı kapatarak daha da öne geçtiğimize inanıyorum. Orada da tabii iktidarın desteği veya yerel iktidarın ya da genel iktidarın desteği olmadan zaman da biraz aleyhinize başlayarak bir yarışa girdiniz ama şu an evet. Arayı kapattınız. Kapattık, evet. Burada da sizin en çok söyleminiz haklı da bence. Belediye işini bilen benim. Yani evet. Mevcut adayların içinde belediyeden geçmişte birileri olsaydı ben çıkmayacaktım evet. Da diyorsunuz. Doğru. Amaç Manavgat'ın iyi yönetilmesi. Kesinlikle. Bakın burada ben samimiyim. 14 adayı gördükten sonra bakın şahıslarına kesinlikle bir lafım yok. Hepsini çok seviyorum. Çok değerli insanlar. Mesleklerinde çok başarılı insanlar. Ama belediye işi biraz farklı. Şimdi ben gezdiğim esnaf arkadaşlara soruyorum. İş yeri sahiplerine. Siz buraya bir eleman alacak olsanız. Normal küçük bir dükkan. Şahsa ait bir dükkan. Nasıl bir eleman alırsınız? Beni alır mısınız diyorum mesela buraya. Abi sen bu işten anlamazsın. Tamam. Peki bir kasap gelse mağazaya mesela giyim alır mısın? Abi benim işime yaramaz. Sen de kasabın işine yaramazsın. O da doğru. Peki sen bu dükkanı bu şekilde düşünüyorsun. Peki kocaman bir Manavgat Belediyesi'ni işi bilmeyen çok iyi doktor olabilir, çok iyi başka iş adamı olabilir ama belediyecilik işi çok farklı. Bu işi bilmeyen, belediyecilikten anlamayan birisini iş başına getirmek ne derece doğru dediğimiz zaman hak veriyorlar. Gerçekten belediyecilik çok farklı. Toplumun her kesimine ve her alanda hizmet etmek zorundasınız. Dolayısıyla normal bir insanın mesleği ne olursa olsun belediyecilik eğitimini alması çok önemli. Hiç bilmeyen bir insanın da belediyeyi ben 4 senede 5 senede ancak öğrenebileceğini düşünüyorum. O zamana kadar da kim öle kim kala. Bir de bu belediyecilik de şöyle bir şey hocam. Ben hep şunu derim. Bir şehre yatırım yapmazsanız sizin torunlarınız sizden hesap sorar. Kesinlikle. Şimdi kentsel dönüşümün olmadığını görüyoruz. Gerekli yolların açılmadığını görüyoruz. Belki şu an kel kör idare ediyoruz. Ama bu hızla gittiğinde torunlarımıza yaşanır bir Manavgat bırakma noktasında torunlarımız bize hesap soracaklar. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle kentsel dönüşüm ben olmadığı, yani çok az olduğu bir ilçedeyiz. Evet. Bazen Alanya ile falan kıyaslıyoruz. Artık metrekare kalmadı kentsel dönüşümün. Evet. Bir sürü de avantajlar var. Kira desteği gibi vesaire gibi biliyorsunuz. Evet. Ben o noktada herkes bildiği işi yapsın diyorsunuz. Size katılıyorum. Kesinlikle. Bir de şurayı düzelteyim Mustafa Bey. Şimdi herkes diyor ki yaşanabilir bir Manavgat. Ben aynı görüşte değilim. İyi kötü yaşıyoruz zaten bu Manavgat'ta. Veya nereye gitsek iyi kötü yaşıyoruz. Benim felsefem belediye başkan yardımcılığı yaptığım dönemde de o dönemki benim beyanatlarımı falan inceleyenler görürler. Yaşanabilir bir Manavgat istemiyorum ben. Yaşamaktan zevk duyulan bir Manavgat istiyorum. Bizim hedefimiz, vizyonumuz bu. Yoksa dediğim gibi zaten yaşıyoruz. İyi kötü yaşıyoruz. Şehrin güzelliklerinden faydalanıyoruz. Dediğiniz gibi çok daha güzel olması lazım bu şehir. Kentsel dönüşüm başta ama gene de çok şükür bizim şehrimizde bir gecekondu mahallemiz yok mesela. O bakımdan ama eski yapılar var. İmardaki bazı çarpıklıklar var. Onların yenilenmesi gerekiyor. Bu da zamana bağlı, güce bağlı, orada yaşayan insanların isteklerine bağlı. Düzeltmek istediğim nokta bu. Yaşanabilir bir şehir değil. Yaşamaktan zevk duyulan bir şehir. Bizim onu hedefimiz da bu. Zeynel Başkan'ı da yad edelim. Bir çok evet, güzel emekler evet, oldu. Evet. Birlikte aynı ekipteydiniz. Ama aynen. Tabii bir de geniş bakınca mesela Zeynel Başkan çok güzel bir köprü yaptı orada. Yani köprünün Antalya tarafı tamam ama Alanya tarafının kamulaştırılması halen evet. Tamamlanmadı. Evet. Şimdi orada arabayla bazen ben ok işaretiyle hastane gösteriyorlar bu Akdeniz Eczanesi'nin oradan. Diyorum yabancı bulamaz o hastaneyi. Evet. Yani o noktada yani, kamulaştırma eksik oldu orada. Eksik o da oldu, gözümüze doğru. Çarpan bir şey. Bayağı da 15 yıl önceden bahsediyoruz. Yani 20 yıl önce hatta. 2005 yanılmıyorsam oranı yani yapamadık. Yani 20 yıldır oranın evet. Kamulaştırmasını evet. Yapamadık evet. Gibi düşünüyorum. Evet.
Projelerinize bakınca ben bir de size çok teşekkür ederim. Hiçbir belediye başkan adayında olmayan, benim de hassas olduğum, şehitlerimizi yad etmek istediğimizde mezarlık geziyoruz. Şehitlerimize evet, değişik evet. mezarlıklarda şehitlik projenizi bir defa onu ayakta alkışlıyorum. Bu manevrasın gerçekten yapılması gereken, göz önünde olmayan bir acil ihtiyacı. Çünkü biz onların sayesinde yaşıyoruz. Onlar bizim şehitlerimiz. Bu vatan için kanlarını dökenlere bir bedel. Şehitliği nerede düşünüyorsunuz Mustafa Bey? Şimdi bunun için bir yer tespiti yapmadık ama daha önce Side ile Manavgat arasında Çakal Deresi bölgesinde belirlenen bir yer vardı. Şehitlik yapılması için kaymakamlıkta çalışmalarımızı falan yapmıştık. Ama nedense o şehitlik projesi bile hazırlanmıştı. Hizmete geçirilemedi. O zaman o bölgenin Side Belediyesi'nde mi, Manavgat Belediyesi'nde mi olduğu ile ilgili tartışma da 501, vardı. 501 parseldi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım. Ada parseli şu an aklımda değil ama mevki olarak o petrollerin olduğu üçgen bölüm. Üçgen. Orası olabilir. Daha uygun bir yer varsa orası tam çevre yolunun kenarında uygun bir yer. Orası büyük ihtimalle olur. Bu bizim en büyük borcumuz. Bakın ben de Güneydoğu'da, Doğu'da daha doğrusu Iğdır'da askerliğimi yaptım. Çok zor şartlarda yaptık. Benden çok daha zor şartlarda askerlik yapan arkadaşlarımı da gördüm. Bir botu giyip bir hafta 10 gün sonra ayağından çıkaran arkadaşlarımı da gördüm. Çok şükür benim çevremden şehit olan arkadaşım olmadı ama biz mesela Iğdır'a askerliğe gittiğimiz zaman biz gitmezden çok kısa bir süre önce karakolun birinin içeriden de bazı zaaflar kullanılarak 38 tane kardeşimizin orada şehit edildiği bir ortama gittik. Çok etkilenmiştim. O şeyden belki 30-35 gün sonra biz o bölgeye gittik. Yani demek istediğim, biz o insanların sayesinde burada bu rahat nefes alıyoruz, yaşıyoruz. O arkadaşlarımız çok büyük iş yaptılar. Bir Çanakkale şehitlerinde olduğu gibi, bir gül bahçesine girer gibi, hiç geri çekilmeden, hiç gözlerini kırpmadan bizler için, milleti için şehit oldular. Onlara karşı canlarını verdiler. Onlara karşı borcumuz olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman bu duygumu kaybetmedim. Ondan dolayı arkadaşlarımızla, bakın biz 8-10 kişilik bir proje ekibi olarak çalıştık. Herkesin aklındaki şey buydu. Yani birimiz söyleyip de diğerlerimiz tamam olur, iyi olur demedik. 8 kişi ise 8 kişinin de aklında olan bir fikirdi bu. Ve neticede buraya yazdık. Onların şanına yakışır ve bizi de gururlandıracak, vicdanımızı rahatlatacak, görenlerin, dışarıdan gelenlerin gerçekten o günleri veya o insanları unutmamalarını sağlayacak bir şehitliği, şanlarına yakışır bir şekilde aslında yapacağız. Aslında ilkokulda çocuklara da mecbur bırakıp bu şehitler bu vatan için öldüler. Evet, çocukları yetiştirirken, evet. Çünkü bu başka bir insan canından neden vazgeçer? Yani bu bize kesinlikle. Ait. Yani bizim Türk örf genelimize ve cennetle müjdelendiğimiz için ben o noktada teşekkür ediyorum. O proje sıra dışı bir proje. Diğer adaylara göre sıra dışı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de burada hep şunu yaşadık Mustafa Bey. Siz de Manavgat'tasınız. Biz bir olamadık Manavgat'ta. Bu bir gerçek. Yani yerelle, genelle. Ben yangında da ayrı ayrı çalışıldığını, pandemide de ayrı ayrı çalışıldığını. Sanki iki tane ayrı yer varmış gibi. Ben bazen yazıyordum. Kuzeyler, güneyler, mezarda bari yan yana yatıyorsunuz diye. Sizin bu Aksakallılar heyetiniz, ben kent konseyinin bir çeşit değişiği, bir istişare heyeti gibi. Ondan biraz bahseder misiniz? Şimdi birliği sağlayamadık, doğru. O zaman benim bir teklifim vardı, sosyal medyadan yazmıştım. Kaymakamlık ayrı, belediye başkanlığı ayrı çalışıyor. Bunların bir tek elden koordine edilmesi ve belediye başkanımız Şükrü Sözen'in bu koordinasyonun başına geçirilmesini teklif etmiştim. Fakat tabii ki siyasi sebeplerle bu kabul görmedi. Şimdi Aksakallılar Meclisi bizim Türk töremizde eskiden beri olan bir uygulama. Geçmişte bunun bazı denemeleri yapıldı. Biz belediyedeyken de
Bazı büyüklerimiz bu denemeleri yaptılar ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Biz bunu bu sefer belediye eliyle gerekirse resmi bir kurum olarak Manavgat'ın ileri gelenleri, eski belediye başkanları, Manavgat'a emeğe geçmiş insanlar, sivil toplum örgütleri, başkanları hatta eski başkanları da Manavgat'tan yetişmiş ama dışarıda görev yapan hemşerilerimiz. Bunların hepsini toplayacağız. Yılda belli dönemlerde belki yılda bir defa, iki defa toplayacağız ve gündem Manavgat olmak üzere bir işbirliği yolu açacağız. Aksakallılar Meclisimiz bu. Kent Konseyi'nden biraz farklı ama Manavgat'a emeğe geçmiş tüm insanların burada olacağı, fikirlerini tartışacağı ve Manavgat için en iyisini bulacağımız bir meclis olacak. Türk Töresi'nde de bu var. En yaşlı insanların oluşturduğu bir meclis ve orada uygulanacak kararların alındığı bir meclis. Biz bunu Manavgat için hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda da sanıyorum ki herkesinden destek geleceğini düşünüyorum. O noktada da bu bizim bir eksiğimiz. Özellikle Manavgat'ın Ankara'da menfaatlerini koruma noktasında bir yumruk olma. Sağıyla, soluyla yani Manavgat'ın köşedaşları bir araya gelemiyor. Onları bir araya getirme adına Alanya bunu yapıyor. Yapıyor. Evet. Ama biz işte il olacağız diyoruz ama daha kendi içimizde bir yumruk olamıyoruz. O noktada haklısınız. Bir de ben projelerinize baktığımda sonuçta otellerin olduğu bir yani turizmle buranın para kaynağı turizmden dönüyor ve 5-6 milyon turist geliyor. Evet. Bu 5-6 milyon turist su içiyor, meyve suyu içiyor ama bunları başka yerlerden alıyor. Evet. Manavgat markası siz projelerinizde gördüm. Biraz ondan bahseder misiniz? Şimdi dediğiniz gibi Manavgat'ta her şey yetişiyor. Allah her şeyi vermiş bize. Çok bereketli topraklarımız var ama değerlendiremiyoruz. Pazara çıktığım zaman mesela üretici pazarımız var. Her pazarda bir bölge köşede üreticilerin ürünlerini sattığı bir yer var. Soruyorum akşam olduğunda ne yapıyorsunuz bu kalan ürünleri? Ya diyorlar fiyatını düşürüyoruz, satmaya çalışıyoruz. Daha olmazsa evimize götürüyoruz. Veya başka ertesi gün birkaç gün içinde pazar varsa oraya götürüyoruz. Yani onu oraya getirene de eziyet. Satamayıp tekrar götürene de eziyet. Mal orada, ürün hasar görüyor. O da ayrı bir zarar. Biz dedik ki bu konuda bir Manavgat'a marka oluşturalım. Ve üreticinin satamadığı, bu sene ben Sarılar bölgesinde bizim seramız, çevremizde bakıyorum portakalı toplamayan üreticilerimiz var. Para etmiyor çünkü. Şimdi bir de ikinci bir şey çıktı. Hem ürünün para etmesi önemli hem bir de pazarlama önemli. Arkadaşlarımız, üreticilerimiz ürünü yetiştiriyorlar, bakımını yapıyorlar, ilaç girdiler, anormal derecede yükseldi. Ürünü pazarlama konusunda bir de artık son yılların modası dolandırıcılar çıktı. Bizim de bazı zararlarımız oldu geçtiğimiz aylarda. Muz üreticisi olarak. Muz'da evet öyle bir olay oldu. Bitmiyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biz öncekilere çok şükür kaptırmadık kendimizi ama daha sonra bir yerden vurulduk. Üreticilerimizin bir de bu sorunu var. Biz belediye olarak Manavgat'a özgü bir marka oluşturup üreticilerimizin elinde kalan, satamadıkları, bize vermek istedikleri ürünleri alacağız. Manavgat'ın değişik bölgelerinde yapacağımız işte salça fabrikası, meyve suyu fabrikası, reçel fabrikası, soğuk hava deposu, hatta bir su markası da düşünüyoruz. Bu Antalya'nın ve Alanya'nın var böyle markaları. Bizim çok kaliteli bir ırmağımız var, çok kaliteli bir kaynak suyumuz var ama değerlendiremiyoruz. Birçok kişi evindeki musluktan bile su içmiyor. Ya damacana kullanıyor, ya arıtıcı kullanıyor. Biz bunun da en güzel şekilde değerlendirip hem su konusunda hem diğer ürünler konusunda bir marka oluşturup hem üreticimizin elindeki ürünü alıp değerlendireceğiz.
vermek isterse tabii, hem de belediyemize bir gelir kaynağı oluşturacağız. Belediye de ciddi gelir kaynağı oluşturur. Çünkü kesinlikle ciddi bir pazar var. Yani evet, hemen işte çok yakınımızda oteller var. Habire tüketiyorlar. Evet. Ve biz bu onların tüketileni değişik Anadolu değişik yerlerinden temin ediyoruz. Bu arada da belediyenin ekonomik sıkıntılarını işte geçen dönemden ben biliyorum. EYT çıktıktan sonra belli bir dönem belediye EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyemedi. Evet. Tabii doğal olarak. Ve bekletti. Evet. Hem para sorunuz bitecek, hem insanlar evet, geçmişte buna benzer. Ben Mustafa Yiğit'ti galiba kaymakamımız. Galiba. Ona bir teklifte bulunmuştum. Demiştim ki Niğdelisiniz, halının diyarından geliyorsunuz. Evet. Gelin Bayır'a ve Sarılar'a iki tane dokuma tezgahı kuralım. İnsanlara evet, orada eğitim evet, verelim. Ve bir Manavgat markası motifi oluşturalım. Bütün otellerin duvarı bizim değil mi? Orada insanlar evlerinde 300 aile, 300 aile, 600 aile habire o marka neyse onu dokusun ve bunun satışını çok, yapalım. Çok. Ve kaymakamım sizi biz hep yad ederim gibi bir teklifim de olmuştu. Aslında imkanlar var Mustafa var, Bey de. Evet. Harekete geçirme noktasında biraz orada boşluğumuz oluşuyor. Evet, evet. Projelerinizi inceleyince bir de teleferik ve Manavgat Kulesi. İşte evet, bağlantılı herhalde o tahmin evet, ediyorum. Evet. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? O da çok farkındalık yaratan. Bunun gerçekten toplumda hiç ummadığımız kadar karşılığı olduğunu gördük. Birçok kişi biz herhangi bir şey söylemeden, daha projelerimizden bahsetmeden bize teleferik projenizi, ben onu videoda da seslendirdim, internette de yayınladık. Ama bir görsel hazırlayamadık tabii ki çeşitli sebeplerle. Toplumun ummadığımız kadar ilgilendiğini fark ettik. Ummadığımız kadar derken zaman olarak hemen daha bir hafta 10 gün önce açıkladık ve yayılmış. Herkes haber olmuş ve heyecanla karşıladılar. Projemiz şöyle, ben daha önce içine girip gezmemiştim. Türkbelen'i maalesef o kötü olay yangından sonra oraya bir millet bahçesi yapıldı. Asansörümüz vardı oraya çıkan. O da arızalı olduğu için çalışmıyordu. Ama ben içine de gidip doğru dürüst bir gezmemiştim. Geçenlerde bir gittik orayı bir görelim diye. Bu projemizin de nasıl olacağını, nereye olabileceğini düşünerek bazı çekimler de yapmak istedik. Maalesef o kadar çok para harcandı ki oraya. O kadar çok para harcanmış ki. Ama atıl bir vaziyette kalmış. Birkaç tane kursiyer gördüm. Kurs görüyorlar. Ama toplasan herhalde bir 15-20'den fazla değildi. İşletmeler var. Oradaki bir işletmeyle görüştük, sohbet ettik. Pizzacı bir arkadaş. Bir franchising marka almış oraya. Büyük umutlarla iş yapacağım diye. Biz görüştüğümüzde sanıyorum akşam üzeri 4-5 gibiydi. Başkanım dedi, daha ilk siparişimi biraz önce aldım dedi. O da paket, orada değil müşteri. Şimdi bu insanların orada o işletmeyi devam ettirmesi mümkün değil. Devam ettiriyor, mecburen devam ettiriyor. Başka yere taşıyamıyor da sözleşme gereği. Şehir içindeki başka işletmesinden oraya destek veriyor kira anlamında ya da vergi anlamında. Sadece o da değil. Yani o bölgeye yapılan yatırımın tamamı şu anda işlemiyor durumda. Çöp diyebilirim. Biraz ağır kaçabilir ama. Biz o bölgeye nasıl hareketlendirebiliriz? Onun çarelerini aradık. Oraya bu arada Ordu'ya gittik mesela. Bir teleferik gördük orada. İnsanlar turistik bir yer değil Ordu. Orada insanlar teleferiğe binmek için biz de dahil saatlerce sıra bekliyorlar. Orada Boztepe diye bir yer var. Oraya çıkıp orayı kuş bakışı şehri seyretmek için işletmeler var. Alanya'da benzeri bir teleferik sistemi var. Kazakistan'da Astana'da çok güzel bir kule gördük. Teleferik yoktu ama sanıyorum 95 metrelik falan bir kuleydi. Asansörle çıkılıyor ve oradan her yeri seyredebiliyorsun. Zaten dümdüz bir alan ve şehrin yarıdan çoğu inşaat halindeydi. Oradan çıktık biz çevreyi seyrettik. Çok hoşuma gitti. Ne yapabiliriz burayı diye düşünürken
Türk Belen'ine 60-70 metre arası bir kule. İçerisinde seyir terasının olduğu, Antalya'da da Expo'da var biliyorsunuz öyle bir kule. Seyir terasının olduğu, oturup çay içebileceğiniz, belki yemek yiyebileceğiniz şekilde genişlikte, büyüklükte bir kule. Aynı kulenin bir benzerini de Manavgat Kültür Merkezi'nin orada, konserin falan yapıldığı bölgede bir kule. Ve ikisinin arasında da teleferik bağlantısı, teleferik yolculuğu projemiz. Dediğim gibi gerçekten çok ilgi gören bir proje. Bundaki amaç nedir? Bundaki amaç hem şehrimize bir görsel güzellik katmak, Manavgat'ı bir dünya simgesine kavuşturmak, Manavgat'ı Avrupa'da, Rusya'da yani turizmin olduğu her yerde sözü edilen bir simgesiyle şelalemiz var. Manavgat'ın doğal güzellikleri var, denizi var ama bir de bununla anılsın istedik. Oranın, Türk Belen'in değerlendirilmesini istedik. Bir de bizim hesaplamalarımıza göre bu kuleler ve teleferik sayesinde yılda en az 1 milyon turist fazladan Manavgat'a geleceğini hesapladık. Uzmanlar tarafından hesaplandı. Ve şehir içindeki ticarete anormal derecede bir katkı sağlayacağını, bu canlılığı artıracağını hesapladık. Esnaflarımız da bunu anlattığımız zaman heyecanla karşıladılar. Düşünün ki yıllık 1 milyon fazladan turist Manavgat'a gelecek. Türk Belen'e çıkıp oradan teleferikle merkeze gelecek ve oradan şehre dağılacak. Bunun finansmanı soranlar oldu. Biz bu projemizi açıkladıktan sonra çeşitli kaynaklardan bize ulaşan yatırımcılar oldu. Yap işlet devret şeklinde biz buna talibiz diye. Dedik önümüzde bir seçim var. Biz bunu bir atlatalım. İnşallah vatandaşlarımız bize teveccüh gösterir de seçilirsek ondan sonra oturur projemizi en iyi şekilde kim yapar? En Manavgat'a avantajlı halde kime yaptırabiliriz? Bunu oturur konuşuruz dedik. Bir yarışma açarız. Bir projeleri yarıştırırız. Talip olan firmaların geçmişini, becerisini araştırırız. Buna göre gerçekleştiririz. Yeter ki biz bu yetkiyi bir alalım dedik. Vatandaşlarımız bizi seçerlerse oturur konuşuruz dedik. Bundan dolayı Manavgat Belediyesi'ne herhangi bir yük getirmeden en güzel bir eseri de kazandırmış olacağız. Bu orada turizmin canlandırılması, daha doğrusu Manavgat merkeze indirilmesi, işte Manavgat'ta pazartesi ve perşembe pazarlarının dışında Ben o noktada da zaman zaman sistem yazıları yazıyorum. Biz yeme içme turizmi yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Doğru. Yani, gelen bir turist orada kaç paraya anlaştıysa aynı parayla geri dönüyor. Çok küçük bir harcamalar yapıyor. Aslında tam tersi memleketini arayıp ekstra para istemesi lazım ki. Evet. Ben sizin projelerinizde de gece o turisti buraya indirip özellikle herhalde Irmak Kenarı gibi onu biraz açıklar mısın Mustafa Bey? Şimdi biraz önce anlattığımız kule ve teleferik projemiz bunun bir parçası. Bir de şehrimizin ortasından geçen ve şehrimize diğer benzer şehirlerden bir ayrıcalık katan Manavgat Irmağımız var. Manavgat Irmağımızı bugüne kadar maalesef gerektiği şekilde etkin bir vaziyette kullanamadık. Bunda bürokratik sebepler de var. Belediyenin bazı planlamada diyelim geriye bırakma sebepleri de var. Şimdi Manavgat Irmağı'nı diğer şehirlerden ayıran şey, daha doğrusu Manavgat'ı diğer şehirlerimizden ayıran en önemli değerimiz Manavgat Irmağı artı denizimiz. Ama Irmak Manavgat'ın içinden geçiyor. Dolayısıyla biz bunu çok daha etkin bir şekilde kullanabiliriz. Buna imkanımız var. Irmak üzerindeki aydınlatmalar, basit bir led aydınlatma, renkli bir aydınlatma bile buraya değişik bir hava katacaktır. Üzerinde yapacağımız su oyunları. Bunun ben çalışmasını daha önceki görev süremde de yapmıştım ama maliyeti çok yüksek olduğu için bir de biraz önce bahsettiğim gibi bürokratik engeller, işte Irmak devlet su işlerine bağlı, belediye içinde herhangi bir şey yapamıyor ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Dünyanın her yerinde olan
Müzeye göre dans eden su oyunları. Ondan sonra ırmağın iki tarafında yapılabilecek, insanlarımızın faydalanabileceği işletmeler, çay bahçeleri, oyun salonları. Yine Manavgat Şelalemiz var. Orada dünyaca ünlü bir simgemiz. Onun diğer tarafının, ırmağın diğer tarafının da canlandırılması. Ve hatta biz biraz daha ileri gittik. Diğer tarafına yapacağımız tesislerle bu taraftaki tesislerin üstten bir halat köprüyle birbirine bağlanması, geliş geçişin olması. Bu da ayrı bir güzellik katacak. Bu şekilde Manavgat'ın gece turizmi, kış turizmi, yani sadece yazın belli 4-5 aya sıkışmış, 6 aya sıkışmış bir turizmin değil, daha uzun süren ve Manavgat'a daha çok döviz bırakan projelerimiz var. Bu da ırmak projemizde bunlardan bir tanesi. Vatandaşlarımızda aldığımız dönüşler de bu şekilde. Diyorlar ki bu ırmak burada akıyor, biz bakıyoruz. Niye daha etkin kullanamıyoruz? Boğaz mevkiine gidiyoruz. Oradaki piknik yapan, denizi seyreden, sohbet eden vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Bize o kadar basit eksiklikler söylüyorlar ki. Atıyorum bir tuvalet yok. Belli bir yerde var. Ondan ileride tuvalet yok. Ayıp bir şey. Yani nedir bir tuvaletin yapılmasının maliyeti nedir? Ondan sonra biz şurada diyorlar bir su alabileceğimiz, meyve suyu alabileceğimiz ya da oturup ırmağı seyrederken sohbet edebileceğimiz bir mekan yok. Bunlar o kadar basit şeyler ki ama o kadar büyük ihtiyaçlar ki ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi bunlar. Side'de o tuvalet sorunu esnafların iş yerine giriyorlar. Side'de evet. De yani gerçekten oradan bana bize çok dönüşler geldi. Yani turistler bir de yaşlı turistler tuvalet ihtiyacı çok olan. Orada utulan sıkıla esnaflara gidiyorlar. Evet. Onda da geçmişte bildiğim kadarıyla hukuki bir süreçte yaşandı belediyeyle. Tabii o güne bizim bu aksakallılara dönecek. Yani sen ben olayının yaşadığı şeylerden diye kaynaklanıyor evet, bazı şeyler. Doğru. Bir de bu turizmde ben konu kaldığım arkadaşlara hep şunu soruyorum. İki tane asıl bizim bir askıda personel kışın işte burası bayağı bir 8 ay çalışıp da sonra boş kalan turizm çalışanlar ve sayıları 70 bin yani az evet, da değil. Evet. Kış turizmi veya 12 aya yaymayla alakalı bir onunla bağlantılı olarak da konut sorunu işte. Evet. Türkiye'de olduğu gibi bir de maliyetler çok yükseldi. Belediye işbirliğiyle kurulacak kooperatifler buna ne derece ne yapabilir o konuda ne diyorsunuz? Şimdi turizm çalışanlarıyla ilgili bizim bir e-office projemiz var. Türkiye'nin neresinden gelmiş olursa olsun veya burada yaşayan her kimse belediyemizde kurulacak bir ofisle, daha doğrusu belediyemize bağlı olacak, belediye binasının içinde değil, belediyemizin kurduğu bir ofisle iş arayanla eleman arayanı biz orada buluşturacağız. Herhangi bir aracıya ihtiyaç kalmadan arkadaşımız işten çıkmış, iş arıyorsa gelip oraya başvuracak. Otelcimiz ya da işletme sahibimiz eleman arıyorsa gelip oraya başvuracak. İşçiyle işvereni bu konuda daha önce fuarlar falan yapıldı. Rahmetli Ahmet Bostaş, Matso Başkanımız tarafından da bazı fuarlar yapılmıştı. Biz onu sistemli bir hale getirip devamlı bir şey yapacağız. Birkaç günlük bir şey değil de bu şekilde iş arayanla işçi arayanı bir araya getirip herkes kendine uygun işi ve işçiyi bulup ihtiyacını gidermiş olacak. Konutla ilgili de bizim geçmişteki Zeynel Başkanım'la yaptığımız görev süremiz boyunca herkesin bildiği Manavgat'ta Salkım Evler konutları var. Şu anda tam 1000 konut var orada. 1000 ailemiz, dar gelirli ailemiz orada ihtiyacını giderdi. Evlerinde sahip oldu, oturuyorlar. 4000 konut olarak planlanmıştı ama 1000 konut yapabildik görev süremiz içerisinde. Başta bazı ufak tefek müteahhitten kaynaklanan sorunlar oldu ama sonuçta giderildi ve şu anda herkes dedikleri gibi mutlu mesut yaşıyorlar. Yine aynı şekilde Manavgat'ın bu konudaki en büyük şanssızlığı ya da sorunu imar sorunu. Öncelikle bunu halletmek lazım. Manavgat'ta evler niye pahalı, kiralar niye pahalı?
Evlerin pahalı olmasının sebebi arsa payı, arsa az olduğu için inşaatlardaki arsa payları çok yüksek. Belki evin maliyeti kadar da arsa payı biniyor bir daireye. Dolayısıyla fiyatlar yükselip gidiyor. İmar sorunu halledildiği zaman bunların hem kat yüksekliği artırıldığında hem de yeni arsalar oluşturulduğu zaman imar çalışmasından sonra arsa paylarının bina üzerindeki, daireler üzerindeki arsa paylarının düşeceğini, dolayısıyla bir miktar ucuzlama sağlayacağını hesaplıyoruz. Ama daha da önemlisi, belediye olarak yine projelerimizin arasında tıpkı Salkım Evler konutları gibi bir toplu konut kampanyası yapacağız. Kooperatifler oluşturarak, ki Salkım Evler de o şekilde olmuştu zaten. Kooperatifler kurarak, gerçekten ihtiyacı olanları bu kooperatiflere alarak ve dar gelirlinin, otel çalışanlarımızın, mesela asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın en az seviyede taksit ödeyerek bu evlere sahip olmaları için çalışmalarımızı yapacağız. Geçmişte nasıl yaptıysak yine aynısını yapacağız. Bu konuda gerçekten büyük ihtiyaç var. Bunu yaşıyoruz. Çözüm için de bu şekilde tedbirlerimizi hazırladık. Bu ilk iyi ofiste değil mi? Evet. İyi ofis noktasında biz de o noktada Manavgat Sosyal Yaşam olarak personel temini genelde bize yazıyorlar. Evet, evet. Biz bir İşkur'dan yetki aldık özel istihdam ofisi diye. Oradan bunu yapıyoruz ama şöyle bir eksiklik var orada. Zaman zaman da ailelere destek veriyoruz. Aileye verdiğinde işte gıda verirseniz o gıda 20 gün sonra 10 gün sonra bitiyor. Veya evet, işte odun evet. verirseniz yanıp kül oluyor. O evet. ailede kariyer planlaması adında kim çalışabilir, kimin ne eksiği var? İşte yabancı değil, mesela halk eğitimle de biz çok sık görüşüyoruz. Mesela evet. bir kurs açılması için hem eğitmen sorunu yaşıyorlar zaman zaman. Zaman zaman da ama şu anda Almanca kursuna bekleyen bir sürü insan olduğunu biliyoruz. Evet. O güzel bir proje. Evet. Onun örneğinde İstanbul Büyükşehir yaptı bildiğim kadarıyla. Var. Birkaç yerde yapan belediyelerimiz var. Biz de onlardan örnek aldık. Gerçekten insanlar iş arıyor ama nasıl bulacağını bilemiyorlar. Gazetelere bakıyorlar veya işte internetten çeşitli platformlara bakıyorlar. Sizler gibi ben takip ediyorum sizi. Gerçekten büyük bir ihtiyacı gideriyorsunuz. Biz de belediye olarak bir sistemli bir şekilde sizlerle de ortak bir çalışma halinde bunu nasıl daha kolaylaştırabiliriz? Nasıl insanlarımızın ekmek kazanmasını sağlayabiliriz? Bizim de derdimiz, amacımız bu. Bir de hep sorarlar, ulu alan için bakış açınız ne? Ulu alan orası kocaman bir alan evet. ve Manavgat'ın artık ben orada da şöyle düşünüyorum. Yani Batı nimetini almış Ilıcası, Çolaklısı. Ama ulu alan tarafımız dededen toruna hem belli bir yoklukta geçiriyorlar ama çok da değerli mülkleri var. Evet. Biz de orayı ne yapacağız diye karar verirken kuşaklar gidiyor. Ulu alan evet. için ne düşünüyorsunuz? Ulu alan bizim o bölge için yaptığımız bir gökkuşağı projemiz vardı. O bölgenin gerçekten hem Manavgat için müthiş bir proje, Manavgat'ın gelişmesi için dünyada bir numara yapabilecek bir projeydi. Hem de oradaki turistik tesisi, oraların imarını da biz yapmıştık. Ama zaman içerisinde hem gökkuşağı projesi rafa kaldırıldı, hem de oradaki imar son çalışmalar yapılmadığı için oradaki arkadaşlarımız, mülk sahibi arkadaşlarımız turistik tesis arsası olarak, alanı olarak vergi ödüyorlar. Ama herhangi bir tesis yapmaya kalktıkları zaman önüne engeller çıkıyor. Bunun çaresi orada yapılaşmayı planda, imar planında öngörüldüğü şekilde yapılması, yeni tesisler kazandırılması, belediyenin de oranın çevre düzenlemesi, altyapı olarak ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmalar yapması gerekiyor. Bu sayede bu bölge, diğer taraflar artık bitti. Deniz kenarında arsa bulamıyorsunuz. Otelcilerden talepler geliyor bazen. Ben bir ara emlak işiyle falan da uğraştım. Otel yeri arıyorlar ama artık otel yeri bitti. 4., 5., 6. bantlara kadar
inşaatlar geriledi. Yoksa bizim ikinci bant bile bundan 10 sene 15 sene önce otel yeri olarak düşünülmüyordu. İlla denize sıfır olacak deniyordu ama şimdi artık yer kalmadı. Burada bu kadar güzel bir arazimiz var. Belediyenin de yeri var orada. Mesela biz gökkuşağı projesini yaptığımız zaman 4000 dönümlük belediyeye ait yer vardı. Şimdi geçen arkadaşlarıma sordum. 1000 dönüme düşmüş. Orada işte futbol stadyumu yapıldı. Ondan sonra değişik bazı şantiyeler, şunlar bunlar yapılmış. Maalesef şu anda tabii onlar da bir ihtiyaç. Ama gökkuşağı projesi için yapabileceğimiz 1000 dönümlük bir yerimiz var. Özel mülkiyetler var. Bunların altyapı sorunu halledildikten sonra orada da aynı diğer tarafta, Irmak'ın diğer tarafında olduğu gibi oteller yapılır, turistik tesisler yapılır, sosyal tesisler yapılır, spor tesisleri yapılır. Manavgat'a yeni bir güzellik kazandırılır. Bu konuda da geç plak alındı diyorum. Çünkü dediğimiz gibi artık bazı şeyler sonuna geldi, dayandı. Orası da elimizdeki son topraklar. Son bunun değerlendirilmesi lazım. Ulu Alan bir de tartışmalı bir yerimiz var biliyorsunuz. Turizm Bakanlığı'nın yaptığı bir plan ama Manavgat'ın halkının o bölgeye erişimini sağlayacak, faydalanmasını engelleyecek bir plan. Bu konuda Ulu Alan platformunun ve belediyemizin çalışmalarını, itirazlarını, mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Tüm o çalışmaların mücadelenin içinde olduk hep. Hem parti olarak hem şahıs olarak gerekli desteği verdik. Yine inşallah seçilirsek, halkımız bize görev verirse nasıl Sorgun ormanlarını, golf alanı olmaktan halkın gücüyle kurtardıysak orayı da yine halkımızla el ele vererek, gerekirse oraya gövdemizi siper ederek Manavgat halkının elinden alınmasına engel olacağız. Önümüzdeki hafta pazar, şu an pazar akşamındayız. Önümüzdeki hafta bugün bu saatlerde artık Manavgat'ın 5 yıl yönetecek ekibi belli olacak. Ben her şeyden önce başarılar dilerim. Teşekkür ederim. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah. Çok güzel projeler. Daha çok projemiz var. Aklıma gelenleri sıraladım. Sizin söylemek istediğiniz var mı? Şimdi biz projelerimizi yaparken şunu düşündük Mustafa Bey. Zaten insanlarımız bir ekonomik baskı altında. Yaşıyoruz. Hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bir kira sorunu, ondan sonra enflasyon sorunu, pahalılık sorunu, ulaşım sorunu. Yani bütün sorunlar bizler için. Ve her geçen gün bunun altında eziliyoruz. Biz projelerimizi hazırlarken bu baskıyı nasıl biraz hafifletebiliriz? İnsanlarımızın bu baskıyı daha az hissetmelerini nasıl sağlayabiliriz? Bunları düşündük. Dar gelirli vatandaşlarımız için de projelerimiz var. Atıyorum her mahalleye yeteri kadar kreş. Bugün yine vatandaşımızın biri söyledi. Kreşin çok az olduğunu, onların da ihtiyaca cevap vermediğini, ben çocuğumu gönderemiyorum diyor mesela ama çalışmak zorundayım diyor. Bunun çaresi her mahalleye yeteri kadar kreş yapmaktır. Bu da zor bir şey değil. Artı kreş basit bir şey değil bizim düşündüğümüz kreşler. Bunları yaparken bunun yanında şunları da söyleyeyim. Kreşin yanında etüt merkezleri. Çocuklarımızın okul harici zamanlarda dershaneler de çok büyük para. Ya da etüt evet. Özel dersler çok büyük para. Okul harici zamanlarında gidip derslerine çalışabilecekleri etüt merkezleri, spor kompleksleri, yine her insanın ihtiyacı olan spor faaliyetini yapabilecekleri tesisler. Şimdi bütün bunları yaparken hem insanlarımızın biraz önce dediğim gibi ekonomisine bir katkı sağlamak, onların maaşlarını artırmak bizim elimizde değil. Asgari ücreti biz belirlemiyoruz, artıramıyoruz. Ama nedir? Asgari ücretli vatandaşımızın etkilerini, enflasyonun etkilerini, hayat pahalılığının etkilerini biraz hafifletebilir miyiz? Biz onun çalışmasını yaptık. Bunu yaparken hem vatandaşımıza hizmet etmek hem de atıyorum bir sürü atanamayan öğretmenlerimiz var.
bu kreşlerde, etüt merkezlerinde, spor tesislerinde, spor komplekslerinde bu atanamayan öğretmenlerimizi gerek öğretmen olarak, gerek başka konularda eğitmen olarak, danışman olarak buralarda değerlendirip hem onlara istihdam sağlamayı istiyoruz. Aynı zamanda bu etüt merkezleri ve kreşlerin kamera sisteminin her isteyenin orada çocuğu dershaneye, etüt merkezine, kütüphaneye veya kreşe giden her ailemizin çocuğunu onlara vereceğimiz bir şifreyle kapalı sistem, kamera sistemiyle izleyebileceği bir model düşünüyoruz. Bizim belediye olarak elimizden gelen ilk etapta budur. Bunu da yaparak insanlarımıza bir katkı yapmayı hedefliyoruz. Mustafa Bey, bahsetmediğimiz meşhur doğalgaz. Evet. Doğalgaz, evet. Biz geçmişte doğalgaz istemiyoruz da dedik bu ilçede. Evet. Doğalgaz konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Mustafa Bey, doğalgaz artık çağımızın bir gereği. Manavgat'ta da artık doğalgazı istiyor. Her ne kadar kış burada çok yoğun geçmese de, çok soğuk geçmese de biz de dahil, Serik'te var, orada yaşayan yakınlarımız da var. Doğalgazın rahatlığını anlatıyorlar. Gittiğimiz zaman biz de yaşıyoruz rahatlığını. Artık Manavgat'a doğalgaz gelmek zorunda. Belediye başkanımız, belediyemiz nedense bu işe çok sıcak bakmadılar geçmişte. Önce projeye dahil olmadılar. Hemen yanımızdan, Serik'ten Alanya'ya geçen projeye dahil olmadılar. Daha sonra dahil olmaya kalktıkları zaman ise yasaların değiştiğini gördük. Bize de anlattılar. Hak verdik kendisine de. Doğalgaz döşenirken yapılan tahribatın, kazılan yerlerin belediye tarafından tamirat yapılması gerektiğini söylemişler. Belediye başkanımız da bunun belediyeye çok büyük yük getireceğini söyleyerek projeye neden dahil olmadığını Manavgat halkına anlatmaya çalıştı. Haksızlık olduğunu düşündük ilk başta. Fakat Manavgat'ın doğalgaza ihtiyacını ve insanların bunu istediğini düşündüğümüz zaman bazı fedakarlıklar yapmak gerektiğini anladık. Birincisi, doğalgaz dediğimiz olay hemen bir senede, 6 ayda yapılıp işte belediyenin bunu tamir etmesini gerektirecek bir bütçe hemen bir anda harcanacak değil. Belki 7-8-10 sene içerisinde bu doğalgaz gelmesi tamamlanacak ki belediyenin de bunu tamir etmesi için bu kadar bir zamanı olacak. İkincisi, madem ki doğalgazı üzerini tamir etmek zor olduğu ve masraflı olduğu için istemedik. Şimdi ben çevremde görüyorum, son bir aydır Manavgat'ın her yerine yeni yeni asfaltlar dökülüyor. Şimdi ben de herhalde dedim, ben bir ara kaçırdım. Manavgat'a doğalgaz döşendi. Üstünü de belediye asfalt döküyor, tamir ediyor. Baktığım zaman öyle bir şey de yok. O zaman neden bu asfaltlar şimdi dökülüyor? Madem dökülecekti, niye doğalgaza izin verilip de döşenmedi? Şimdi burada bir çelişki var. Başkanımızın bize söylediği, mazeret olarak söylediğinin çok da gerçekçi olmadığını anlıyoruz. Şimdi ben olursam da, kim olursa olsun doğalgazı Manavgat'a getirmek zorundayız. Halk bunu istiyor. Çağımızın gereği de bu. Artık hava kirliliğinden, ondan sonra odundan, kömürden bu insanlar uğraşmak istemiyorlar. Doğalgazı istiyoruz. Şimdi şu anda belediyemizin döktüğü asfaltı biz yine kazacağız. Daha doğrusu yüklenici firma kazacak, doğalgazı döşecek, biz üstüne tekrar asfalt dökeceğiz. Manavgat'ın paraları milli gene servet, milli servet. Milli servetimiz gene uçup gidecek. O yüzden ne olursa olsun Manavgat'a doğalgaz gelecek. Bizim ilk ve en acil projemiz, istediğimiz projemiz bu doğalgaz projesine dahil olmak ve Manavgat'a doğalgazı getirmek. Kesinlikle olması gerekenmiş. Ben de Konya'da evim var. Doğalgaz orada da kullanıyorum. Yani mutfak giderleri için biz neredeyse hiç para ödemiyoruz gibi, evet, çok komik, evet, paralar ödüyoruz. Evet. Onun olması gerektiği noktasında ben de o toplantıda da vardım. Evet. O noktada doğalgaz acil ihtiyaç. Bir diğer, kesinlikle, konu, biz burada şunu yaşadık. Artık siz de içindesiniz. Yıllardır birlikte yaşıyoruz. Bir hastane yetersizliği malum. Ben özellikle içime batar
kanser hastalarının Antalya'ya gitmek zorunda kalması. Evet, bunlar kemoterapi gördükten sonra belediye Manavgat seyahatle geri dönmesi, bunun yağmuru, kışı, bir de burada hastane inşaatı başladı. Eski hal binasının olduğu yere siz bir proje koydunuz. Evet. Biraz da oradan bahseder misiniz? Orada nasıl bir proje? Evet. Şimdi oradaki düşüncemiz şu. Manavgat'ın devlet hastanesi şu an çok yetersiz. Mevcut hastane. Orayı da biz 99 yılında belediyeye geldiğimiz zaman rahmetli Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un destekleriyle, amin, ve belediyemizin de büyük katkılarıyla 9 ay gibi bir sürede o hastaneyi yapmıştık. Ondan sonra defalarca, ki tabii Manavgat'ın ihtiyaçları her gün artıyor, kalabalıklaşıyor, gelişiyor şehir. Eklemelerle bu duruma geldi. Şu anda artık ihtiyaca cevap veremez durumda. Hem büyüklük hem kapasite olarak. Yeni hastane inşaatımız başladı. O konuda da defalarca uyardığımız halde, hatta milletvekilimiz Sayın Aykut Kaya Beyefendi hastane inşaatının önünde bir basın açıklaması yaparak yerinin yanlış olduğunu, bataklık olduğunu orasının ve çok zor şartlarda izolasyonun sağlanamayacağını, maliyetinin belki 3 kat 4 kat fazlaya çıkabileceğini, artabileceğini söyledi ama dikkate alınmadı çeşitli sebeplerle. Vatandaş da biliyor sebeplerin ne olduğunu. Oraya yapılıyor. Neyse, yapılan hizmetin kötüsü olmaz. İyi kötü oraya, o hastane yapılacak ama bizim teklifimiz, Çeltikçi bölgesinde 123 dönümlük bir yer vardı. O teklif edildi Sağlık Bakanlığı'na ama kabul görmedi. Yine aynı yere inşaatı başlattılar. Dediğim gibi neticede yapılacak. Ama orası da yetersiz. 500 yataklı söz verilmişti, 300 yatağa düşürüldü. 300 dönümden bahsetmişlerdi, 60 dönüme düştük. Bizim teklifimiz şu. Halimiz biliyorsunuz, toptancı hali yeni yerine taşındı. O da ayrı bir problem zaten. Yeni yeri de halciler ve vatandaş tarafından çok kabul görmedi. Ama eski halin yıkılan yeri, çeşitli spekülasyonlar var. AVM yapılacağını söyleyenler de var. Ne bileyim, otel yapılacağını söyleyenler de var. Dedikodular çok. Bizim teklifimiz yıkılan halin yeri ve arka taraftaki fen işleri şantiyemiz de taşındı biliyorsunuz. Konserlerle falan yeni şantiyeyi açtılar. Arkadaki fen işleri şantiyesinin boşalan yeri de birleştirilerek oldukça büyük, tam olarak şu an büyüklüğünü bilemiyorum ama oldukça büyük bir alan oluşturuyor. Buraya eğer şartlar, yasalar hangisine uygunsa, ister tıp fakültesi, ister araştırma hastanesi, biraz önce dediğiniz gibi Manavgat'ta birçok bölüm yok. Buraya bu ihtiyaçları karşılayacak bir hastane, eğer bir protokolle Sağlık Bakanlığı kabul ederse hastane yapmayı, ben Manavgat Belediye Başkanı olarak seçilirsem inşallah, binasının yaparak bakanlığa devrini sağlayacağım. Binayı belediye imkanlarıyla yapacağız. Yeter ki oraya bir hastane yapılsın. Hastane konusunda bir diğer teklifimiz de şu anda mevcut devlet hastanemiz yeni hastane yapıldığı zaman oraya taşınacak. Burada da bir tesis var, hastane var, bina var. Ve o bölgede hastaneden faydalanan bir sürü esnafımız var. Bizim teklifimiz şu, 2 ya da 3 bölüm burada kalsın. Buranın yine tamiratını, bakımını, tadilatını biz belediye olarak yapalım. Çocuk hastanesi olur, kadın doğum hastanesi olur. Burada kalsın, 2 ya da 3 bölüm. Daha fazlasını kaldırmaz zaten. Hem yeni yapılan hastanenin yükünü hafifletir, hem buradaki hastane boşa gitmemiş olur, faydalanmaya devam ederiz. O bölgedeki esnaflarımız da mağdur olmaz. Yine o ticari canlılık orada sürer. İnşallah o projeler yerinde olmuş. O özellikle hal tam merkezde. Evet, evet. Hastanenin de bulunduğu yer artık oturmuş bir yer. O noktalarda da o projeler gerçekleşir inşallah Mustafa Bey. Şimdi kim olursa olsun önümüzdeki hafta bu saatlerde sonuç belli olacak. Ben sonuç ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın Manavgat'a hayırlı olmasını diliyorum. Ve şunu da açıkça söylüyorum. Kim kazanırsa, bizim projelerimizden faydalanmak isterse,
Biz her zaman açığız. Yardımcı olmaya da hazırız. Ben başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, bugün İyi Parti Belediye Başkan adayımız Mustafa Erol Bey'i misafir ettik. Çok da güzel bir sohbet ettik. Hayırlısı olsun. Manavgat kazansın. Aslında kim kazanırsa kazansın. Kazandıktan sonra kazananı tebrik edelim. Ve onun arkasında duralım. O da ben kazandım diyerek bir arayı, mesafeyi aşmasın. Hep birlikte Manavgat'ı geniş kapsamlı yönetirsek kazanan Manavgat olur diye düşünüyorum.